Tuncay Fransa'ya dönüyor ama bir aylık sonra geri gelecek. Veda et ülkene. İşte bu kadar. Şu an Umut'la biz de gitmek isterdik. Hatta Fransa'ya değil de böyle başka bir yere olabilirdi. Ama olmuyor şu anlık. Çünkü öğrenciyiz daha. Öğrencilik bitince belki. Yani Tuncay ile benim kesin olabilir de Umut'un bilmiyorum. Aga. Ben giderim. Yok yani bizim şeyimiz var ya o yüzden. Pasaport. İşte gidebilirim bitince. Ben de ilk defa hayatımda bir havalimanına geldim. Güzelmiş burası. Çünkü bayağı büyük. Gidiyoruz hala. Tuncay Fransa'ya gidiyor ya. Bundan sonra kanala Tuncay devam etsin orada. Fransa günlükleri. Hayır. Paris vlog. Ben söyledim ona, onu da istemiyor. Niye yamuk yapıyor, istemiyor. Yamuk yapıyor. Olsam olur da oğlum. Ben başka zaman olurum. Bakalım içeri biz girebileceğiz mi onu bilmiyoruz şu anda. O yüzden sanmıyorum, bak burada güvenlik yok. Ne haber? Gidiyorum. İşte gidiyorum çeşmesi yemeye. Bu arada içeri giremiyormuşuz o yüzden burada bekliyoruz. Sonra Tuncay gidiyor. Biz de spora gideceğiz. Ne yapalım? Hadi be. Ya niye havalimanında bizimle karşılaşmışsın gibi? Gel lan. Ya da bizim şey pozumuzu yapalım. İşte gidiyorum çeşmesi yahı. Allah. Evet, normalde biz de burada oturmak isterdik biraz, birkaç saat falan. Ama içeri giremiyoruz çünkü giden biz değiliz. Bu da korona yüzünden. Normalde otururduk içeride bir yerde. Normalde Özgür de gidecekti. Evet, normalde ben de gidecektim, düşünüyordum. Ama sonra vazgeçtim. Başka zaman. Çünkü kendimi hazır hissetmedim bazı şeyler için. Bir de korona girdi. E o da var. Ki bunu konuşuruz arabada. Şimdi arabaya doğru gidiyoruz ve gürültü var. Evet, asansörden de indik. Arabaya yaklaştık. Şurası çok güzel bu arada. Fotoğraf çekelim mi şurayı? Parkı. Hoşuma gitti. Arabayı bulduk. Bu arada buradan sonraki kısım büyük ihtimalle tahmin edebileceğiniz gibi şey, spor kısmı olacak veya yolculuk. Ona göre izlemek isteyenler kalabilir. Havalimanı kısmı bitti çünkü. Ah. Sen niye gitmedin lan? Ben... Sen de gidebilirsin. Sen de Bulgur vatandaşısın. Benim şansım var. Dur şunu çıkaracağım. Hadi Tuncay'ın evine gidelim. Hadi Tuncay hakkında konuşalım. Tuncay buraları Fransa'da izlesin ve ağlasın. Daha bizim yolumuz yarım biraz saat uzun. Falan. Yarım saat 40 dakika. Gösteririm yolda. Bir saate evde olurum. Yol o kadar güzel ki böyle bomboş. Sanki İstanbul'da değilsiniz gibi. Şey yoluna benziyor. Tekirdağ gidenler falan bilir. Veya Edirne tarafına. Aynı tarafta. Öyle gibi. Birazdan da sırt yapacağız. Daha Umut'un evine gideceğiz. Çantayı alacağız Umut'un. Evde unutmuş. Ev için yola çıkılıyor. Ev için yola çıkılıyor. Terminal caddesi üzerinde kuzeye doğru hareket edin. Sen artık benim kulağıma gel. Evet arkadaşlar, İstanbul'a geldik. Zaten trafikten belli oluyordur. Şimdi buradan sonra artık 20-30 dakika trafik çekeceğiz. Ki buraya 20 kilometreyi falan 10-15 dakikada geldik. Gerisini siz düşünün. İstanbul'da yaşamak böyle bir şey. Evet, yine mükemmel bir şey yaptım. Telefonu buraya koydum, konuşuyordum bir dakikadır falan. Konuşmamışım. Yani başlatmamışım kaydı. Bugün anlatmıştım. İşte Tuncay'ı havalimanına bıraktık. Fransa'ya gidecek. Sonra Umut'la spora gidecektik. Umut buradaki çantasını evde unutmuş. Onu almaya geldik. Şimdi eve doğru gitti. Buradan da spora gideceğiz. Sırt çalışacağız. Spordan sonra da ne yapacağımız belli değil. Benim de sınavlarım falan bitti. 7 tane finalim vardı. Onların hepsini verdim. Rahatladım. O yüzden sporda görüşürüz. Spora geldik sayılır ama ilk önce bir kahve içeceğiz. Umut da bir şeyler yiyecek. Sonra sırt. Evet, klasik yerime geldim. İki tane de kahve aldım. Umut su almaya gitti. Kahveleri içip spora gideceğiz. O yüzden sporda devam edelim. Çünkü burada biraz oturacağız. Neyse, sporda görüşürüz o yüzden. Ben onu çekiyorum, o beni çekiyor. Spora başlıyoruz.
Spor bitti. Biz de bittik. Anlat. Anlatayım. Gittik geldik. Spor yaptık. Bitti. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Ne yiyeceğiz? Göremiyorum, o yüzden böyle bakıyorum. Ne yiyeceğiz? Pilav, tavuk, bir de ayran. Buradan Tuncay'a sevgiler. İyi yolculuklar canım. Burak'a bol öpücükler. Gerçi sen bunu izlediğinde çoktan gitmiş olabilirsin. Evet. Şey, belki direkt cuma yayınlarım ben bunu. Yani yarın. Bilmiyorum. Şu an 17 Haziran. Haziran'dayız. Mayıs diyesin geldi mi? Yok, Mart diyesin geldi. Ay. Ya da 2019 diyesin geldi. Yemekte görüşürüz. Çünkü yol boş. Çalışma varmış. Biz de yemek yemeye doğru hala yürüyoruz. Arabayı park ettik bir yere. Geldik. Normalde 3 tabak pilav yerdim eskiden. Şimdi bir yiyeceğim. Ne olur ne olmaz. Çünkü belki yiyemem diye az aldım. Tabii canım çekerse yine alabilirim. Umudun gelmesini bekliyorum. Bir yere gitti. Salata. Yeee. Şimdi yiyeceğiz. Eskiden ne kadar ucuzdu ya? Şu pilav 2,5 lira falan. Toplam 20 falan tutuyordu. He. Böyle. Ben bu menüye ne kadar veriyordum? 11 lira veriyordum. Üzücü. Doydum arkadaşlar. Şimdi böyle arkama yaslandım. Umut'a bakıyorum. Olacak bu Türkiye futbolunun hali. Evet, ne olacak ki? Oynayamıyorlar. Bakın önümüzde İsviçre Türkiye maçı var ayın 20'sinde. Bu arada ben yıllardır futbol falan takip etmem. Hiç isimlerini bile bilmem futbolcuların. Son birkaç haftadır bakıyorum Türkiye maçı var diye. Hani bizim çocuklar. Pişmanım. O kadar kötü oynanmaz. Eskiden fanatiktim bayağı böyle. Fenerbahçe fanatiyim. Sonra bir gün dedim, hatta şampiyonluk kaybetmiştik bir akşam. Ya, klasik bir Fenerbahçe. Oturdum böyle, dedim ben niye bunu üzeceğim ki dedim. Sonra bir anda izlemeyi bıraktım ve sonra öyle devam etti. Yıllardır hiç bakmam, bilmem. Bir de o kadar rahat ki, oyunları oynamayı bırakmak gibi böyle CS, LoL tarzı. Kafan rahatlıyor. Uzun zamandır da pek bir şeyle uğraşmıyorum öyle. Çok rahatım. Yani diyeceklerim bu kadar. Kalem var ya, şu kalem. 2016'da Umut bunu oraya atmış. Ve hala duruyor. Nasıl attın? Anlat. Vurdum, gitti, süpürgeyle vurdular da oraya girdi. Dershane sokağımıza geldik ikimizin de. Ben bir yılım burada... Ben bir yılımı burada geçirdim. Sen kaç geçirdin? Ben de bir yıl ya. 1,5. Bir miydi? 1,5. Ha. Güzel zamanı dershane yılı. Hatta benim hayatımda en sevdiğim senelerden biriydi. Benim dershanem de tabii eskiden bireydi, şu an değişmiş. Güzel bir yılının burada geçmesi ve bir daha yıllar sonra bunu görmen güzel hissettiriyor. Tabii sadece okul değil de güzel olmasının sebebi. Başka sebepler de var. Bu arada kolum büyüdü arkadaşlar. Bakın. Çünkü arka kol çalıştık. Arkada biri var. Evet. Bu arada çok garip geldi. İnsanlar üniversiteye hazırlanıyor. Ben üniversitemi bitirdim. Yani bitireceğim sayılır. Şu an üniversite 4 sayılırım. Bugün çünkü sınavlarım bitti. Yaşlandık. Şimdi size abi konuşması yapacağım. Tabii bir dakika. Çocuklarla bir konuşayım ya, gençlerle. Şu an konuşuyoruz. Şu an karanlık ama bir aydınlığa çıkalım. Her neyse, size bir konuşma yapacaktım. Şu an 21 yaşındayım, 22'ye gireceğim. Az kaldı, birkaç ay kaldı. Belki siz izleyenler 15-18 arası falansınızdır. O yüzden bu zamanlarınızın değerini bilin. Sonra kötü şeyler oluyor. Ay, gerçekten bu konuşmayı yapacak yaşa geldik ama. Evet. Biz de yaşlı değiliz ama. Öyle hissediyor insan. Yani abi yaşındayım sonuçta. O yüzden yaşayamadığımız için bu kadar yaşlı hissediyoruz. Evet. Hayatınızda kötü şeyler de olabilir, iyi şeyler de olabilir. İyi şeyleri daha çok biriktirmeye çalışın. Kötü şeylerden uzak kalın. Kötü şeylerden ders alın. Aynen. Ve tadını çıkarın her şeyin. Çünkü bir daha gelmiyor. Mesela ben şu an 22'ye gireceğim ve 17 yaşımı çok özlüyorum. Öyle düşün. Öyle yani. Bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın.